Merhaba yine arkadaşlar. Ben Doktor İlker Bay, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Decathlon'un Rock Rider dağ bisikleti modelinin EST100 kodlu elektrikli dağ bisikletini kutu açılışını yapmaya çalışacağım sizlerle birlikte. Bu bisikleti tabii ki daha sonra deneyeceğiz ve bunlarla ilgili videoyu da çekeceğiz. Daha evvelden olan videolarımda Decathlon'u kutulama, kolileme konusunda eleştirmiştim. Çok şükür bugün kapalı ve sağlam bir kutu şeklinde geldi. Kutumuzu açıyoruz. Bakalım neyle karşılaşacağız. EST100 modelinin large'ını aldım ben. L bedenini. Zaten tek bu vardı. E, 175-185 santim arasında olanlar içerisindeydi. Kutudan çıkartıyoruz. Oldukça ağır bir bisiklet. Şiyonla kızım görüntüleri alıyor. Oğlum içeride televizyon seyrettiği için tek başıma bu bisikletle mücadele etmek durumunda kalıyorum. Şimdi bisikletimizi azıcık yakından çekelim. Sonra kutumuzu çıkartalım. Gördüğümüz gibi gidon bağlantısını sağlayacağız. Bunlar cırtlarla tutturulmuş. 8 vitesimiz var. Bataryamız üzerinde. Pedallarını takacağız. Sedemiz zaten üzerinde. Arkada 250 wattlık 42 Nm torku olan bir hub motoru var. Ondan sonra ilk görüşte neyi görüyoruz? Tektron'un mekanik disk frenleri var. Gönül isterdi ki hidrolik disk frenleri olsun ama öyle olunca fiyatlar artıyor ve henüz o modeller şu an ülkemizde yoklar. Bu EST100 arkadaşlar. Başlangıç seviyesi bir MTB modeli. Bunun 500'ü de gelebilir ileride, 900'ü de gelebilir. Anahtarlarını takmışlar. Büyük ihtimalle bu anahtarlar bataryanın sökülmesi için kullanacak. Evet. Evet arkadaşlar, biraz ortalığı toparlayayım. Şunları kaldırayım, kurulum aşamasında tekrardan sizlere biraz anlatacağım bu bisikletle ilgili bir şeyler. Evet, şimdi oğlum da yardıma geldi. Ne yapıyoruz? Gidon boğazına gidonu yerleştirmeye çalışacağız. Öncelikle bunları gevşetiyoruz. Kurulum aşaması arkadaşlar çok da zor değil. Belki viteslerin ayarlanması için yardımcıya, bir bisikletçiye ihtiyacınız olabilir, birbirine ihtiyacınız olabilir. Gördüğünüz gibi vidalarımızı gevşetiyoruz. Vidonumuzu tam şuraya gösterir misin? Bak şu çizgi tam ortaya gelmesi gerekiyor. Şuranın, şuradaki çizgiyi de aynı noktaya gelmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar, biraz olaylı bir şekilde de olsa biraz bisikletimin üzerindeki bantları kaldırdık. Gidonumuzu gidon boğazına yerleştirdik. Şurada bakın şöyle bir detay var. Ben bunu ayrıntılarda okumuştum. 8 numara alyan anahtarıyla sökülebilen bir arka jant var. Bunu yanınızda taşımanızda fayda var. Ya bunun anahtarını taşıyacaksınız ya da alyan anahtarını. Arka lastiğiniz yolda patlarsa, bu özellikle hub motorlu bisikletlerde sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bunu sökmesi ağır zaten. Asıl ağırlığı tutan tarafı da burası. Sede borusunun altına bir torba yerleştirmişler. Büyük ihtimalle bu bizim şarj cihazımız. Başka ne çıktı derseniz, işte şöyle iki tane pedal var. Platform tipi idare eden başlangıç B tipinin pedalları. Şöyle bir torbada da arkadaşlar bizim bisikleti kurmamız için gerekli olan alyan anahtarları çıktı. Gidonu biraz daha belki yukarı kaldırabiliriz.
Benim burada anlayamadığım henüz bu maşanın herhangi bir şekilde kilitleyemedim. Kilitlenmeli bir maşa değil belki de, mekanik bir maşa. Kilitlenemiyor ama benim bunun sertliğini arttırmam gerekiyor. Çok yumuşak çünkü şu pozisyonda. Çok çok fazla yaylanıyor. Bakayım size gösterebilecek miyim o yaylanma miktarını. Evet arkadaşlar, çok yaylanıyor. Çok fazla yaylanıyor. Bu yol da bizim hızımızı keser. Konfor arttırsa da hızı kesecektir. Pedalları da takayım. Sonra tekrardan göstereyim size. Pedalların hangisinin sağ, hangisinin sol olduğu şu baş parmağımla gösterdiğim bölgede yazıyor şurada. Mutlaka da gres sürün arkadaşlar. Bunu sürdüğünüz zaman, en azından bir daha söktüğünüz zaman bu yapışma yapmıyor, kaynama yapmıyor. Ondan sonra bu pedalı takması kolay ama sökmesi zor oluyor, değiştirmeniz gerektiği zaman veya kırıldığı zaman. Bunu da belirteyim size. İyi, pedal anahtarımız da var. Kolaylık oldu bizim için. Pedalımızı böylelikle sıkabiliyoruz. Arkadaşlar pedalları da taktık. Lastik hava basınçları tabii ki birazcık inik olarak geliyor. Bunlar BTV'nin All Terrain Light marka 27,5 x 2,20'lik MTB lastikleri. Bunları 26 ile 44 PSI, 45 PSI arasında şişirmeniz gerekiyor. Maksimumu 45. Bunları demek ki 35-40'a ayarlayacağız. Presta valve kullanılmış, ince sibop. Ben pek bunları tercih etmiyorum çünkü bunlara uygun patlak önleyici sıvı koyacak iç lastik bulmak çok zor oluyor. Otosibop olsaydı otosibopları kolayca açıp içlerine patlak önleyici sıvı koyabilecektim. Şimdi buna yeni iç lastik araştırıp bulmam lazım. Bu arada da yanımda yedek iç lastik taşımam lazım. Bunların çünkü şu sibopları sökülmüyor. Her presta sökülmüyor ama her otosibop açılıp çıkartılıp içine patlak önleyici sıvı sıkılabiliyor. Gördüğünüz gibi suluk kafesi yerleştirme delikleri. Üst borunun üzerine yerleştirilmiş. Selesi oldukça konforlu bir seleye benziyor. Gene Decathlon'un modellerinden biri, kendi selelerinden biri. Şimdi bu kadar ağır bir bisikletin eksikliği park ayağının olmaması arkadaşlar. Park ayağı şuraya da olmaz. Bu sadece arka çatala uygun bir park ayağı almanız gerekecek buna. Yaklaşık 22 kilo ağırlığında bir bisiklet kolay devrilir. Yaslayacak yer bulamayabiliriz. Onun için bir park ayağı uyduracağız buna. Gelelim bataryasının nasıl çıkacağına. Sol tarafta arkadaşlar şöyle bir kol var. Şunu açıyorsunuz. Şunu açıyorsunuz ama batarya gelmiyor. Bataryanın gelebilmesi için sizin anahtarla da açık duruma getirmeniz gerekiyor. Yapalım onu da. Evet, şimdi gördüğünüz gibi bataryası geldi. Yaklaşık 2,5 kilo ağırlığında bir batarya. Kılavuzunu da yıkarken çıkarmanıza gerek yok, su geçirmezdir diye bir özellik belirtmişler. 2,5 kilo, 3 kilo ağırlığında bir bataryamız mevcut. İsterseniz bunu bataryasız da kullanabilirsiniz tabii ki. Doldurma için de şurada bir soket girişi var. Birazdan da şarj aletine bakarız. 250 watt, 42 Nm torku olan bir motor olduğunu söylemiştim. Bataryamızda 380 watt. Kalın lastik, ağır bir bisiklet olduğunu düşünürsek bize kaç kilometre gideceğini tam olarak menzil olarak Decathlon vermemiş. Bunu deneme sürüşlerimizde, işte ne kadar yükseliş olduğunda veya ne kadar biz çevirdiğimizde, biz 3 aşağı 5 yukarı testlerle size anlatacağım bunu ama yaklaşık 2 saat 15 dakika bisiklet keyfi diyor. Büyük ihtimalle bunun 500 ve 900 modellerinde de daha güçlü bataryası olan modeller kullanılmıştır. 27,5 cant bir bisiklet arkadaşlar. Bu L modeli bana uygun. Benim boyum 1,79-1,80 civarında. 80 milimetrelik
MTB'lere uygun kısa bir gidon boğazı mevcut. Şimdi dilerseniz bir de monitörü açalım. Evet, 3 diş olarak dolu gösteriyor. Tabi farlarla herhangi bir bağlantısı yok ama buraya bir far ışığı konmuş. 2-3 seviye bu. Yani bu şöyle arkadaşlar, mesela 0 ile 80 watt arası 1 olacak büyük ihtimalle. 80 ile 162 olacak. 3 de işte büyük ihtimalle 260 ile 250 watt arası destek isterseniz o da 3 olacak. Sürüşte asıl bunları deneyebileceğiz. Şimdi nasıl bir hissiyatı olduğunu çok bahsedemiyorum sizlere. Monitörü de bakalım biraz kurcalayalım. Artı eksiye bastığımız zaman bir şeyler oluyor herhalde. Ekran rengi falan gibi bir değişiklikler oldu. Kilometre mil ayarı herhalde. Bunları zamanla inceleyeceğiz arkadaşlar. Çeşitli ayarları var. Şimdi şöyle bir kapatalım. Açma kapama düğmesine bakarak mesela trip, şu anki yolculuğumuzun kaç kilometre olduğu, kaç dakika olduğu, daha gidebilecek ne kadar menzili olduğunu gösteriyor. Belki başka şeyler de gösteriyordur. Bunları daha sonra kurcalayınca size diğer videolarımda ayrıntılı olarak göstereceğim. Burada çok detaya giremiyorum. Ben de yeni tanıştım. Yani 380 watt bir bataryası var. Keşke bu 580 olsa, o zaman daha çok menzilli olacak. Bu sefer de ağırlık artacak. Dediğim gibi başlangıç seviyesi bir elektrikli bisiklet. LV'den çok çok da büyük bir bisiklet değil. 27,5 olduğu için. Şöyle kadro koruyucular kullanıyor Decathlon. İyi oluyor. Kablolar en azından güzel yerleştirdiğiniz zaman kadronuzu çizmiyor. Bunlar güzel detaylar. Aslında daha çok daha kaliteli bisikletler kullanıyor bunu. Üst segment bisikletler. Ama Decathlon'da da bunlar var. Dikkat ediyor bunlara. Önde arkadaşlar ayna kolumuz 32'lik bir ayna kol. 32 dişlisi olan bir ayna kol. 8 vites bir bisiklet bu. Arkada da maksimumumuz 34 aslında. Arkada da 11-34 bir ruble kullanılmış. Bu gene BTV'nin vites sistemi, öyle Shimano'nun vites sistemi değil. Dediğim gibi EST 100 bu. Bunların 100'ü oldu mu 500'ü de oluyor, 900'ü de oluyor. Bunun fiyatı 10.500 lira. Bu yani aslında çok büyük bir para olmasına rağmen bisiklet piyasası için, özellikle de elektrikli bisikletler için çok da büyük bir para değil. MTB'ler biliyorsunuz işte Carraro'nun MTB'sinin piyasası şu an 24 bin lira. Bayağı yüksek. Bu ona göre yarı fiyatından da ucuza geliyor. 8 vites. Vitesi buradan ayarlanıyor. Dediğim gibi mekanik disk frenleri var. İşte uyduruktan 2 tane lamba gönderilmiş. Bunlar çok kullanılabileceğimiz aydınlatmalar değil bizim. Daha kuvvetli aydınlatmalar kullanmamız şart. Arkadaşlar her zaman denk gelmez. Demin denedim, tüm vitesleri ayarlamalı. Ayarlı gelmiş ve hiçbir şıkırtı yoktu. Çok da rahat geçti. Vites hakkında yabancı kanallarda çok da iyi komponentlerden oluşmadığı için zorlanmaya gelmediği söyleniyordu. Ben de bunu aslında çok da MTB gibi kullanmayacağım. MTB düşünenler vardır ama ben bunu daha çok şehir bisikleti olarak kullanmayı düşünüyorum. Biliyorsunuz yollarımızda çok çukurlar var, oyuklar var. Ben bunu aslında şehir bisikleti olarak kullanmayı düşünüyorum. Ama tabii MTB alanlarına da girmeye çalışacağım, deneyimlerimi sizlere aktarabilmek için. Bir kullanma kılavuzumuz var. Maalesef dünyadaki her milletin dili var da bir bizim dilimize yazmamış. Gördüğünüz gibi 2 saat 15 dakika gider diyor. Şarj süresi de diyor 6 saat sürer diyor. Yürüme modu varmış. Yürürken bu sizin yanınızda ağırlık ederse ona basarak yürümesini sağlıyorsunuz. Ortalama hız, maksimum hız. Bunları gösteriyor. Assist mod seviyesi.
O da yani toplam mesafe, o anki işte gezdiğiniz sürenin mesafesi, saat ne kadar gidecek, bunların hepsini gösterecek. Ben demin 160 falan demiştim. Mod 2 175'e kadar, Mod 3 de 250'ye kadar destek sağlıyormuş. Mod 1 de 100 watt'a kadar destek sağlıyormuş. İşte 2 ile 2,2 bar arası çevirin diyor. Diyor ki yani tamamen boşalmadan doldurmanızı tavsiye ederiz diyor. Bu bütün bataryalar için söylenir. Bir de arkadaşlar eğer kullanmayacaksanız 6 ayda bir doldurmanız gerekiyor. 5 derecenin altında da batarya çalışmayabilir, destek olmayabilir size diye uyarmış arkadaşlar. Bir de şarj cihazımıza bakalım. Buradaki bilgiler de 6 saat biraz çok geldi bana da. 2 amperlik bir bataryası var. Lityum iyon battery charger yazmışlar arkadaşlar. Böyle bir bataryası var. Soket girişi de böyle. Bu bataryayı isterseniz söküp yanınızda iş yerinize veya evinize götürürsünüz. Bisikleti taşımayabilirsiniz. Hakikaten de bisiklet büyük bir bisiklet. Şu an katlanır bisikletlerden bahsetmiyoruz. Herhalde bunu sık sık sökeceğiz. Öyle gözüküyor. Arkadaşlar hızlıca bir tanıtım videosu çekmek istedim. Size Decathlon'un Rock Rider NST100 elektrikli dağ bisikleti modeli için. Bu bisikletle ilgili yabancı sitelerde yorumlar var. Mesela vites geçişlerinin falan çok iyi olmadığı söyleniyor. Biz bunları hep deneyeceğiz. İleriki videolarımda ben size bunları aktaracağım. Görüntü olarak gayet hoş bir bisiklet. Kargolaması da güzel geldi. Frenlerinin dediğim gibi hidrolik olmaması belki bir eksik ama maliyet açısından da büyük ihtimalle böyle olması gerekiyordu. Eğer videomu beğendiyseniz diğer elektrikli bisikletlerle ilgili videolarımı da izleyebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Arkadaşlar bunu da videomun sonuna eklemenin uygun olacağını düşündüm. İşte İngiltere sitesinde Decathlon'un bu hemen hemen değil işte hemen 1000 sterlin fiyatı var. Sterlinde 11.400, 11.500 gibi düşünebilirsiniz. Özelliklerini yazmış. Aynı yer listede olduğu gibi. Motordan bahsediyor. Samsung batarya olduğunu ben videomda söylemeyi unutmuştum arkadaşlar. Samsung batarya komponentlerinden oluşuyor. Vision markada bir motoru var. Ben daha önceden duymamıştım bunu ilk olarak. Bu Decathlon'un EST100 modelinde duyuyorum. Evet, 20 ile 100 arası mod 1, 80-175 watt mod 2, 150-250 watt mod 3. Bir de bakalım eğer bu model gelirse arkadaşlar EST 500 modeli, EST 500 modeli arkadaşlar. Bu da yaklaşık 1200 sterlin yani hemen hemen işte ne kadar daha fark olacak? 11.400 lira olduğuna göre 2.280 lira, 2.300 lira kadar bir fark, 2.500 lira kadar bir farkla bize gelecek bu da eğer gelirse. Bu da gene arkadaşlar arka hap motoruyla çalışıyor. Kadro boyları falan aynı. Gene 42 torkluk bir motoru var. Bu da Vision Mark. Aynı motoru kullanıyor demek ki arkadaşlar bu. Bunda LG'nin bataryası var. Bu kısımlarda fark yok. Bunda bir boost modu eklenmiş. Yani boost demiş onun adına ama ne kadar destek sağlıyor bilmiyoruz. Ondan sonra arkadaşlar şurada bakayım başka söyleyebileceğim. Bunun Altus. Şimdi onu Altus'la geleceği söyleniyor. 9 vitesli. Bizimkisi 8 vitesli. Mikro shift'ti. Bunun 2,4 inç lastikleri daha kalın. 180 milimetrelik
diskleri var frenlerinde. EST %160'lıktı bunlar. Buralar çok da önemli değil. Gene bir platform pedalla gelecek. Eğer gelirse ki diyorum, bu da belki bir iki tane Türkiye'ye gelirse belki de kaçırılmaması gereken iyi bir bisiklet. Şimdi en çok satan bisiklet yurt dışında da bizim Türkiye'ye gelen EST 100'müş. Ama en olumlu yorum alanlardan biri de bu. EST 900. Zaten bu Decathlon'da 900 olduğu zaman iyi oluyor arkadaşlar ürün. Bu orta göbekten olan bir motor. Şurada gördüğünüz gibi. Bu normal sürüşe daha uygun gelecek. Daha sportif bir motor olacak. Bunun 70 Nm torku var arkadaşlar. Bu aynı Kifuka'ya benzeyen, Carraro'nun Kifuka'sına benzeyen bir bisiklet. Ama fiyatı da görüyorsunuz. Fiyatı da aynı zaten hemen hemen. Bu da 23.000, 24.000 bantında gelecektir. Eğer gelirse. Biraz bu motordan bahsedebiliyor muyuz? Gene 250 wattlık bir motor. 70 Nm sağlıyor. Bunun büyük ihtimalle markası farklıydı arkadaşlar. Öyle okumuştum. The Bruce T Aluminium Central Motor yazmış. Size odaklamaya çalışayım görüntüyü. Bunu aslında normalde bu işlerden anlayanlar direkt video kaydı alıyorlar görüntüde. Ben böyle çekmek daha kolayıma geldi. Bilmiyorum onun nasıl olduğunu. Samsung bataryası kullanılıyor. Bunda asıl 4 mod var. Ekonomi bir tane daha var %80 katkı yapan. Standart %60. Boost %320. RockShox'un ön süspansiyonunu kullanmış çatalda arkadaşlar. Bu önemli. Deore vites sistemi. 10 vitesli Deore sistemi. 11.42. Aynen arkadaşlar Carraro'nun Kifuka'sına benziyor. Hidrolik disk frenleri 500'de arkadaşlar. EST 500 modelinde 420 wattlık bir batarya kullanılıyor. Bizdeki 380'di 100 modelindeki. Gene mekanik disk fren kullanılmış bunda da. Gene mekanik disk fren kullanılmış. Ancak disklerin rotorları 180'lik. 900 modelinde ise 500 wattlık bir bataryamız var. Bu daha çok dayanacaktır. Motorumuzun torku 70. Gene 250 wattlık bir motor. Ve tabii ki motorun orta göbekli olması daha güzel bir sürüş hissiyatı sağlayacak sizlere. Özet olarak sizlere bunlardan bahsetmek istedim. Videomu seyrettiğiniz için tekrardan teşekkür ederim.